Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İYİ Parti grubunun fındık çiftçisinin sorunlarını araştırılmasıyla ilgili olarak vermiş olduğu önerge hakkında Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözümün başında Sayın Başkanımıza hayırlı hizmetler diliyorum. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, güncelliğini hala muhafaza eden bir mesele fındık meselesi. Üretici çok zor durumda, çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Geçtiğimiz hafta genel kurulumuzda bu meseleyle alakalı Milliyetçi Hareket Partisi'nin vermiş olduğu önergenin tartışılması sürecinde ve oylanmasında çok farklı sahneler söz konusu oldu. Milletimizin gündemine bu mesele taşındı ve bu bölgemizde özellikle fındık çiftçimiz nezdinde büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu meselenin niye böyle bir inatlaşmaya kurban gittiğini anlamakta güçlük çekiyoruz arkadaşlar. Çünkü fındık Karadeniz bölgesinin, Türkiye'nin çok önemli stratejik bir zirai ürünüdür. Türkiye adına çok önemlidir. Çok sayıda aile bu yolda geçimini sağlamaktadır. Ancak her nedense bu meselenin görüşüldüğü bugünkü mesela toplantımızda fındık bölgesinde, fındık üretilen bölgelerde yaşayan o bölgenin milletvekillerini şu an sıralarımızda görememekten ötürü de ayrıca üzüntü yaşamaktayız. Şimdi hangi partiden olursa olsun bu araştırmanın yapılamamasını anlamak mümkün değil. Biz çiftçilerimizin problemlerinin her şekilde bir araştırma komisyonu teşekkül ettirilerek bunun görüşülmesini, araştırılmasında büyük yarar olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü fındık meselesinde büyük sıkıntılar söz konusudur. Dün ifade edildiği gibi TMO tarafından destekleneceği ifade edilen fındığın bu sene kaderine terk edildiğini, çiftçinin, üreticinin yalnız bırakıldığını ve çaresizliğe terk edildiğini hep birlikte müşahede etmekteyiz. Fındık ilk pazara indiğinde bölge milletvekilleri kalktılar, dediler ki hiçbir problem yok, 14-15 liraya fındık şu an satılıyor. Kazanç güzel, hiçbir sıkıntı yok diye ifadeler söz konusu oldu. Bunu hep birlikte takip ettik. Şu an fındık 11-12 liralarla piyasada satılmaktadır. Rekoltede sıkıntı. Parlayın Sayın Milletvekili. Bazı bahçelerde ürünler yetişememektedir. Çiftçimiz şu an kan ağlamakta ve bu fındığının değerlenmesini beklemektedir. Ama ne yazık ki fındık bir İtalyan şirketinin tek eline terk edilmiş durumdadır. Buna biz müsaade edemeyiz. Artık bahçelerimizde akıllı tarım tabelasıyla bu firmaların artık bahçelere kadar girdiğini görüyoruz. Yarın bu çiftçiyi bahçesinin de elinden alıp icara verip onu o bahçelerde kiracı haline getirilmesine göz yummamalıyız. Buna karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak da gereken tedbirleri üretmek durumundayız. Fındık çiftçisini yalnız bırakmayalım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Rekabet Kurulu'na başvuruda dahil olmak üzere bu rekabeti engelleyen, hakim durumunu kötüye kullanan bu firmayla alakalı olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz ve bu haksızlığın önüne geçmek için gereğini yapacağız. Ama biz sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak değil, bütün siyasi partilerin bu meseleye sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu meseleye teşekkürler sana.